Ho ho ho! Yılbaşı yaklaşıyor. Yılbaşı, sevgililer günü, doğum günü demeden okulda ve işte öğretilmeyen her şey için tabii ki ince işler amme hizmetine devam ediyor. Bu haftaki konumuz ona ne hediye almalısın? Özel günler yaklaştığı zaman herkesin aynı korkusu başlar. Ona ne hediye almalıyım? Alırsam acaba beğenir mi? Aldığım zaman nasıl vermeliyim ya da ne zaman vermeliyim? Bütün bu soruların cevabı için sadece 7 adımda ona mükemmel hediyeyi nasıl alırsın? Şimdi sana onu anlatacağım. Sessizlik sağlandıysa, kağıtlar kalemler çıktıysa o zaman. İnce işler başlıyor. 1. Bir kişiye hediye alabilmenin, daha doğrusu doğru hediye alabilmenin en iyi yolu onu gözlemleyebilmek ve gözlemledikten sonra onun nelerden zevk alacağını keşfetmek. Bu keşifleri not almazsanız söz uçar, yazı kalır, dostlar beni hatırlasın. O yüzden insanların 6'da biri hediye almaya 3 ay önceden başlarlar. Eğer ki bu 6'da 1'in içerisine girmiyorsan o zaman bütün yıl boyunca en azından onun nelerden hoşlandığını, nasıl şeyler alırsan mutlu olacağını keşfedip bu keşfettiğin şeyleri not alıyor olman lazım. Eğer ki doğru gözlemler ve doğru notları alırsan o zaman doğru hediye almaman için ortada hiçbir sebep kalmaz. Ve 2. Önemli olan fiyatı iyi belirlemektir. Onun alacağı hediyenin çok üstünde bir fiyat verdiysen ya da onun aldığı hediyenin çok altında bir fiyatta bir hediye aldıysan bu dengesizlik yaratabilir, sana kendini kötü hissettirir. Ona belki kendini kötü hissettirmez ama sen en azından doğru ve dengeli bir şekilde hediye almadığını hissedersin. O yüzden önce onun nasıl bir hediye alabileceğini gözlemleyip çok abartmadan ama çok da ucuza kaçmadan doğru ve hoşlanacağı hediyeyi seçiyor olman gerekir. Ve 3. Hediyeler temelde ikiye ayrılırlar. Bunlardan bir tanesi obje, diğeri de deneyimdir. Objeler, dekoratif malzemeler, üzerini giyeceği herhangi bir kıyafet ya da elle tutulur, gözle görülür, burunla koklanır ve 5 duyu organı, hatta daha fazla duyu organıyla duyumsanabilir olan hediyeler bütününe denir. Ama deneyim tamamen deneyimsel ve duygusal bir şeydir. Yani spa, uçak bileti, tren bileti, konser bileti, bungee jumping bileti, uçaktan atlama bileti. Bunların hepsi aslında bir deneyimdir ve İnsanlar objeler kadar deneyimlerden de hoşlanırlar. Yani hediye vermek illa bir paketin içerisinde bir hediye vermek değil, bir bilet almaktan da oluşabilir. O yüzden kafanı açık tut. Ve 4. Erkekler ve kadınlar temelde farklı hediyelerden hoşlanırlar. Erkeklerin araştırmalara göre daha çok teknoloji ürünleri ve aksesuarlardan hoşlandığı, yani bir PlayStation oyunu ya da bir cüzdan erkek için çok iyi bir hediyeyken, kadınlar için aksesuarlar, dekoratif malzemeler, deneyimler ve kıyafetler daha ön planda gözüküyor. Yani iyi bir topuklu ayakkabı, güzel bir gece elbisesi ama tam olarak üzerine uyacak, ayakkabı numarası doğru, Cinderella gibi öyle rastgele seçilmemiş ya da iyi bir deneyim eğer hediye ederseniz kadınları mutlu edersiniz. Erkekleri mutlu etmek dediğim gibi sadece bir teknoloji ürünü ya da bir aksesuarla da mümkün. Ama burada tabii ki karakterler devreye giriyor. Yani eğer ki partneriniz, sevgiliniz ya da sevdiğiniz kişi bir deneyimden hoşlanıyorsa ona bir deneyim, bir objeden hoşlanacaksa ona bir obje hediye etmeniz gerekir. Ve 5. Bir hediyenin muhteviyatı kadar onun ne zaman verildiği de önemlidir. Yani hediyeyi doğru anda vermek, insanın o hediyeyi beğenmesi hakkında çok net bir karara varmasını sağlar. Onu önce heyecanlandırıp, yeterince bekleyip, öyle patates gibi bir anda ortaya çıkartmayıp, ona doğru zamanda, doğru heyecanda ve doğru anda o hediyeyi uzatmanız gerekir. O yüzden sakin olun, bekleyin, ben bu hediyeyi aldım, hemen benden çıksın, kurtulayım, bunu vereyim demeyin. Doğru anı ve doğru heyecanı yakaladığınız anda hediyenizin değeri, emin olun, artacak. Ve sunum, lezzet ya da beğeni tamamen subjektif bir algıdır. Bu özden algıyı yönetebilmenin en iyi yolu da o hediyeyi ya da aldığınız şeyi ya da her ne yapıyorsanız yapın, yaptığınız şeyi iyi sunuyor olmaktır. Onun için pahalı ve sizi kiteleyen restoranlarda koydukları yemeği uzun uzun anlatırlar. Çünkü lezzet de algı işidir. Aynı şekilde hediyenizi de verirken o hediyeyi nasıl aldığınız, o hediyenin hikayesinin ne olduğu ve o hediyeyi hangi anda nasıl bir sunumla ve nasıl bir paketle verdiğiniz hediyenin kendisi kadar önemli olacaktır. Ve 7. Bir şeyin değerini ona ne kadar emek verdiğiniz belirler. Yani kredi kartınızdan çekilen toplam rakam ya da bir hediyeye ne kadar harcadığınız ya da o hediyenin ne kadar popüler olduğu değil, aslında temelde o hediyeye ne kadar çaba sarf ettiğinizle ölçülür değeri. Karşı tarafta kendine o kadar özen gösterilmiş hisseder. Yani içine iliştirilmiş bir not ya da iyi hazırlanmış bir albüm ya da sadece sizin aranızda özel olan bir şey eğer hediyenin içerisine iliştirirseniz ve öyle bodoslama vermezseniz bu hediyenin eninde sonunda değerini arttıracaktır. Az önce söylediğim gibi aslında temelde işin değerini popülerliği değil tam olarak sembolize ettiği şey belirler. Yeni yılınız kutlu olsun. Bu işler ince işler. Sevgiler. Güzel. Kütür kütür.